Ünye Yunus Emre Derneği Başkanı Yaşar Argan ve beraberindekileri ağırlayan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet İlmi Güler, konteyner limanı ile Karadeniz-Akdeniz yolu sayesinde Ünye'nin gelecekte kalkınma hamlesi yaşayacağını söyledi. Ünye'nin önünün açık olduğunu ve yatırımların birlikte hayata geçirileceğini söyleyen Başkan Güler, Yunus Emre Derneği'nin çalışmalarını yakından takip ettiğini ifade etti. Şimdi konteyner limanı ile birlikte Akdeniz-Karadeniz yolu birden aşağı inecek Ünye'den. Tamam mı? Bu çok önemli bir şey. Üçüncü olarak da başka projelerimiz var. Çok güzel çalışmalar yapacağız. Yunus Emre'yi daha evvelden de ifade ettiğimiz gibi yani bizim için ve dünya için bir ilaç. Yani şu anda herkes buhranda, dünya buhranda. İnşallah Yunus Emre'mizle onlara şifa sunacağız inşallah. Çalışmalarımız çok anlamlı. Benim rahmetli babamın da yazdığı Ünye rehberinde de Yunus Emre üzerinde evet, şeyleri var, yazdığı şeyde. Dolayısıyla biz kaldığımız yerden bu bayrak yarışına devam edeceğiz. Ünye'nin önü çok açık, ordumuzun önü çok açık, Türkiye'mizin önü çok açık. Zaten bu çalışmaları birlikte yapacağız. Dediğim gibi Ünye ile ilgili projelerinizi, Türkiye ile ilgili projelerinizi uygulamak için şu anda özel ekipler de kurduk. Zaten önümüzdeki günlerde bir ordu mucizesini, bir Ünye mucizesini inşallah birlikte yaşayacağız. Ünye Yunus Emre Derneği Başkanı Yaşar Argan ise Ünye Konteyner Limanı'nın kendilerini heyecanlandıran bir proje olduğunu ifade ederek şöyle konuştu. Başkan olarak gelmeniz bizi onurlandırdı. Sizi çok önceden de tanıdığım için ayrıca bu Ünye Konteyner Limanı'nı sık sık dile getirmeniz emin olun bize çok büyük bir heyecan veriyor. Bunun sebebi de şu, Yunus Emre Derneği olarak biz Yunus Emre'nin muhtelif yerlerdeki 9-10 tane mezarını ziyaret ettik. Tokat'a geldiğimizde Tokat'taki basın grubuyla toplantı yaptık. İşte Yunus Emre buraya da gelmiş. Burada ne var ne yok dedik. Şimdi dediler ki Tokatlılar bize, siz dediler Yunus Emre sizde olsun. Tokat'a gelmiş, buradan sahile inmiş. Ama biz Yunus Emre'ye ulaşamıyoruz. Buradan 2 saatte gidiyoruz. Yolu yapın da 1 saatte Yunus Emre'ye ulaşalım dediler. Şimdi sizin Akdeniz Karadeniz yolu ve Ünye Konteyner Limanı bize fazlasıyla bir heyecan veriyor. Daha neler olur. Bunun için çok teşekkür ederiz. Ayrıca Sayın Cumhurbaşkanımız 2007 yılında Yunus Emre Vakfı'nı kurdurdu Ankara'da. Bu vakfa bağlı olarak da 48 ülkede Yunus Emre Enstitüleri kuruldu. Buralarda yabancı insanlara Türkçe eğitimleri, Türkçe dersleri veriliyor. Biz de Ünye'de Yunus Emre Derneği olarak bu çalışmalardan büyük bir heyecan duyarak dedik ki ufkumuzu açalım, biz de vakıf haline gelelim ve bu Yunus Emre Enstitüleriyle beraber irtibatta olalım. Ünye'de çıkardığımız Yunus Emre ile ilgili kitapları buralara gönderelim. Böylece Ünye'nin, ordunun iyi bir tanıtımı olsun. İnsanlar buraya gelsinler. İlimiz Yunus Emre'nin bereketinden faydalansın diye düşünüyorduk. Bu çalışmalar inşallah sizin sayenizde, sizin desteğinizde taşlanacaktır diye inanıyorum.